Herkese merhabalar. Matematikte ikinci adımla beraberiz. Hızlanma kampımız tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizinle beraber cebirsel ifadeler, veri analizi ve olasılık üç tane konuyu işleyeceğiz. Gerçekten çok önemli konular ve bunlarla alakalı süper sorular çözeceğiz. Biliyorsunuz sayısal 2021 sınavında aynı zamanda 2020 2019 bütün analizleri yaptığımızda aslında konular çıkacak sorular belli. Buradaki soruların her birisini teker teker inceledik biz. Senelerde de görüyoruz inceliyoruz. Ve burada çıkacak sorulara baktığımız zaman şimdi cebirsel ifadelerde mutlaka mutlaka yüzde bin trilyon bak burada beş tane yıldız atıyorum cebirsel ifadelerde çarpma çıkacak. Yani her sene aynı şey çıkmış her sene de aynı şeyi soruyorlar. Bunu yapabilmemiz için mutlaka cebirsel ifadeleri temel olarak bilmemiz gerekiyor. Bazen de özdeşliklerle alakalı temelleri sorgulayabiliyorlar ama tek başına soru çıkan kısım aslında burası diyebiliriz. Çarpanları ayırma da önemli ama bu da bir temel aslında. Dolayısıyla biz buraya odaklanacağız. Bunları da temel olarak mutlaka bilmemiz gerekiyor diyoruz. Peki geldik bununla alakalı çok güzel sorular çözeceğiz. Veri analizine baktığımız zaman da veri analizinden çizgi ve sütun grafiklerinin yorumlama ve grafikler arası dönüşümden hangilerinden soru çıkıyorsa... ...tabii ki grafikler arası dönüşümü çok iyi yapabilmemiz gerekiyor. Bunu yorumlamayı zaten temel olarak bilmemiz gerekiyor ama tek başına soru bundan geliyor diyebiliriz. Olası daha baktığımız zaman da olası durum sayısından çok soru gelmiş ve en önemlisi de bir olayın olma olasılığını hesaplayabilmek tabii ki. Bu ikisinden de eşit dağılımda soru gelmiş bu seneye kadar. Dolayısıyla analitik bir şekilde sorular buradan gelecek diyebiliriz. Peki kaç tane soru gelir bunlardan? Bütün bu sınavlara baktığımız zaman, sözel, sayısal bütün senelerin sınavlarını karşılaştırdığımız zaman şu karşımıza geliyor. Veri analizinden Ortalama soru sayısı 2 gelir diyebiliriz. Aynı zamanda olasılıktan da ortalama soru sayısı 2 gelir diyebiliriz. Ama bazen olasılık soruları karekökle karışıyor, cebirsel ifadeleri karışıyor. Dolayısıyla karma sorular olabiliyor karma kazanımlardan. Cebirsel ifadelerden minimum net İki tane soru gelecek bunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla biz hızlanma kampımızda bugün sizinle beraber bu çok önemli üç tane konuyu veri analizi, olasılık ve cebirsel ifadeler konularını beraber halledeceğiz. Gerçekten bu konular çok temel, çok güzel konular ve aynı zamanda aynı zamanda buradaki bütün ödevlerimizde hızlanma setinden vereceğiz. Hızlanma setinden ödevlerimizi hemen göstermek istiyorum şöyle. E, hızlı bir şekilde. Paragrafondan ödevimiz vardı geçen günlerde ama aynı zamanda bugün sizinle beraber yapacağımız matematik dersinden sonra problem bankasından sayfa 68 ve 107 arasını çözmenizi istiyoruz ve hızlanma denemelerinden ikinci denemeyi çözmenizi istiyoruz. Yani gerçekten bugün beyninizi yakacağız ne yazık ki ama sonrasında işler Düze çıkacak diyorum. Hadi bakalım o zaman. Şimdi sizinle beraber dersimize başlangıç yapalım. Hadi bakalım. Sınavda kullanılacak formüller ne demiştik? Geçen dersimizde de anlattık. Gerçekten de bu tekrarlar bizim için çok değerli. Neden diyeceksin? Neden ya bu ben an? bunları biliyorum. Ne Bilen gerek Bilen var? Bilen Hayır bir insan beyninin çalışmasını bilim adamları şöyle açıklamış. Benim beynim yok ki. Ha ilk defa e, öğrenirsin, öğrendin. Sonrasında bu gitgide azalır. Eğer sen bunu öğrendikten sonra şu seviyede tutmak istiyorsan azalacak yani bu kesin yani bu kesin. Ama böyle değil de böyle inmesini istiyorsan yapman gereken tek şey düzenli tekrarlar. İşte biz bunu tekrar yapmış oluyoruz. Zaten bu söylediğim şeyin artık şeyin yani tekrarlarımızın neden olduğunu açıklamama gerek yok olduğunu düşünüyorum. Bir veri grubundaki sayıların toplamının gruptaki terim sayısına bölümüyle elde edilen sayıya o veri grubunun aritmetik otomasyonu. İşte sınavlarda bu gelebilir. Dolayısıyla aritmetik ortamın tanımını verdiği zaman sen şunu deme. Ya eyvah ne yapacağım ben bu ne ki nereden çıktı ki? demene gerek yok. Bunlara sakin, bir sakin ol ve ya kardeşim bak bu zaten verilen bir şeydi sorularda. Bir deneyin bütün çıktıların oluşturduğu durumlara olası durumlar denir. Mesela Tonguç Erhan Bey yazı ve tura paranın atıldığı zamanki olası durumlarda diyebiliriz. Dolayısıyla olası durumlar dediğimiz şey gördüğümüz anda tanımı ha bu kesin gelecek sınavda. Kesin geldiği Çıkmaz zaman. Çıkmaz demeyin şansınızı demeyin. çok enteresan bir şey var Tonguç'um. Sınavda önceden geleceklerini bilmek seni rahatlatmaz mıydı? Aynen hocam ben büyük fal her şeye inanıyorum yüzde yüz sınavda karşına gelecek kitapçıkta karşına gelecekleriniz oh gösteriyorum sana. Çok rahat edeceksin. Bir olayın olma olasılığı. İstenilen olay olası durumların sayısı böyle tüm olası durumların sayısı. Ben de şöyle yazıyorum genellikle bunu. Olasılık dediğim şeyi aslında istenen istenen bölü tümü yazıyorum. Böyle kafadan iki dakikada bu söylediği şeyin birazcık daha kısaltılmış ama sınavda bu karşına gelecek. Sınavda bu karşına geldiği zaman zaten bunun kastettiğini anlaman gerekiyor. Geldik bir olayın olma olasılığı ile olmama olasılığının toplamı bire eşittir Tonguç Bu çok önemli bir özellik. Yani olma olasılığı yüzde kırksa olmama olasılığı nedir Tonguç Yüzde <laughs> sıfır. Yüzde altmıştı. Çünkü yüzde kırk ile yüzde altmış toplasam yüz bölü yüz yani bir eder. A kare eksi b kare A eksi b ile yani farklarıyla toplamlarının çarpımına eşittir. Unutmayalım. A eksi B de A artı B'nin karesi. A eksi B'nin karesi. Bunlara tam kareler diyoruz. Bu iki kare farkıydı. Bu da tam karelerdi. Tam karelerde A kare artı B kare yazıyoruz. Her, her zaman olduğu gibi. Eğer artıysa artı 2 AB. Eğer eksi ise eksi 2 AB. Yani bu ikisini çarpıp 2 iki ile çarpıyoruz. Bu ikisini çarpıp 2 iki ile çarpıyoruz. Araya da buradaki işareti aynen koyuyoruz. Ama A kare artı B kare her zaman artı olmak üzere unut, unutmayalım. <laughs> Evet geldik yeni nesil soruyu. Zaten Oo. bu dersimizin en önemli çıktısı. Daha çok soru çözeceğiz değil mi hocam? Aynen bu dersimizin en önemli çıktısı Nongun Çelen Bey'im yeni nesil soruları çözebilmek. Dolayısıyla biz seninle beraber yeni nesil soruları çözeceğiz. Burada. Next Generation. Hemen şimdi bakalım. Yarı çaplı R olan dairenin alanı pi R karedir. Bak çok güzel bir soru. Neden? Çünkü bize formülü vermiş ama hatta unuttuğumuz bir formülü vermiş. Tamam eyvallah. Dik prizmanın hacimleri topla hacimleri tabanı ile Taban alanı ile yükseklerin çarpımını Dik prizmalar derken neyi kast Bunu, bunu, bunu. Bu da bir prizmadır aslında. Çünkü üzerine oturabiliyor muyuz sonuç olarak Hayır. Hayır oturabiliyoruz bunların üzerinde. Bunların ben üzerine... bir yaş yere asla oturmam. Hayır yaş değil evladım. bak üzerine Ama oturabiliyor. Ama su var hocam içinde. Hayır, piramit olsaydı oturamazdık Ha pardon. E, çünkü sivri olurdu hocam. Aşağıda bazı ay ayrıt uzunlukları verilen silindir. dikdörtgenler ve kare dik prizma şeklindeki su depoları verilmiştir. Bak üç tane su verilmiş Tamam eyvallah. Hemen burada çok enteresan bir tane daire grafiği. Ayrı tuzunluklara verilen su depolarının birinci deponun yarısı. Hmm. İkinci deponun tamam. Hmm. Üçüncü deponun yüzde yirmi hmm. Su ile dolu. Daire grafiğinde depolardaki su miktarlarının hacimce dağılımları verildiğine göre. Bu hacimce dağılım. Üç Silindir şeklindeki deponun yüksekliği kaç desimetredir demiş. Şimdi ne yapmış burada aslında Tonguç Ermeni? bir e, veri e, veri analizi konusu yapmış. Yani bir daire grafiği vermiş ve bununla bu bizim yaptığımız e, prizmaları bağdaştırmaya çalışmış. Tamam eyvallah. Senin için deponun yüksekliği kaç metre? Şimdi hemen bakalım. Şimdi Tonguç Eren Bey, İlk başta bunun tamamı doluydu değil mi? Ben ikinci depodan bir başlayayım. İkinci depoya bakalım. İkinci deponun tamamı doluydu ve silindirin e, diyor ki bak taban alanı ile yükseklerin çarpımını eşittir. Hacimleri. He, o zaman bak tabanı bunun aslında şöyle burası 8 burası da 5 olmak üzere 8 kere 5'ten 40 olan bir e, e, dikdörtgen çarpı taban alanı ile yüksekliği ne bunun 6 değil mi 6 desimetre 6 eşittir 240 çok dikkat et desimetre küp burada birimler hayati bunları dikkat etmemiz gerekebilir o yüzden yazdım. Şimdi ikinci deponun tamamı doluymuş. O zaman 240'ın 240'ı dolu. Tamam eyvallah. O zaman buradaki su miktarını biz 240 desimetre küp diyebilir miyiz Tonguç benim? Diyebiliriz. Süper zekil. Şimdi üçüncü depoyu yapmak istiyorum iznin olursa senin evladım benim. Şimdi e, üçüncü depoda şöyle bir şey var. Bunun dörtte biri doluymuş. Yüzde yirmi beşi yani dörtte biri demek. Hemen yapalım o zaman. Şimdi diyoruz ki ya kardeşim taban alanı şurada dört çarpı dörtten bir on bir e, şey var. Taban alanı var. Yüksekliği de otuz. 16 çarpı 30'dan 480 desimetre küp. Peki içindeki su ne kadardır der Tonguç Elad Bunun dörtte biri dolu olduğuna göre 480'i dörde bölersek 120 desimetre küpte su var. Bak buradaki su buradaki su. Adam demiş ki e, deponun tamamı daire grafiğinde depolardaki su miktarlarının hacimce dağılımları. Ha işte ikinci depoda hangisi karedik prizma hangisi? Bak bu karedik prizma 80'miş. Yani üçüncü depodaki 80 dereceye denk geliyormuş. Tamam eyvallah. Ee, dikdörtgen prizması buradaki Tonguç Elan Bey'im. Bu bilmiyoruz kaç dereceye denk gel. Hemen bulabiliriz ama. Şöyle düşünelim. Tonguç Elan Bey'im. Eğer 120 desimetre küp 80 dereceye denk geliyorsa 240 desimetre küp Kaç dereceye denk 160 geliyorum. süper zeki bir insansın gerçekten de. Dolayısıyla aklımı seveyim aklımı. Dikdörtgen prizmasının 160 derece olduğunu buldum. Bunun tamamı kaç derecedir Tomuş Erhan benim böyle bir yuvarlağın hepsi kaç derecedir? 390. Ne zaman zam geldi dangoz evladım? Hocam dolar 7 lira oldu haberiniz yok mu? Saçma mı diyorsun <laughs> Allah Allah. Şey, Şeytan çok az bu, bu, bu ikisini toplarsak Tonguç evladım benim 240 derece. Dolayısıyla 360'tan 240 dereceyi çıkardığımız zaman 120 derece o zaman buradaki silindirin de 120 derece olması gerekiyor. Ha şimdi bak bir şeyler şey yapmaya başladı. 120 derece olduğuna göre o zaman hemen şöyle yazalım. Birinci depo birinci depo aslında 120 derece olması gerekiyor. 120 derece olan şey aslında kaç desimetre küptür? Onu bulmaya çalışalım, yani geriye doğru gitmeye çalışalım. Şöyle düşünelim, 80 derece 120 desimetre küpse, 120 derece kaç desimetre küptür? Hemen bunu, bunu bulmaya çalışalım Tomuş Eren Bey. Bir kere hemen şöyle düşünüyorum ben, ya diyorum ki burada böyle bir e, şey yaparsak, işler dışarı çarpma yaparsak. 120 çarpı 120 bölü 80 buradaki kaç desimetreküp küp olduğunu verebilir bana. Sonrasında bunda bu sadeleştirelim. Buna 3 buna 2 kalır. E, bu sadeleştirelim. Burası 60, 60 kere 3. 180 desimetre küpmüş Tonguç O zaman bunun içinde 180 desimetreküp küp su varmış değil mi Tonguç Evet amcim. hocam. Ha, bunun ne kadarı doluydu? Dikkat edelim. Birinci deponun yarısı doluydu. O zaman yarısı 180 desimetre küp ise depomuz toplamda 360 desimetre küptür diyebilir miyiz evladım? Diyebiliriz hocam. Gerçekten kazığı kulezi 50 bin tane soru gere şey gerektiren düşünme aziz, gerektiren aziz. Soru. Dolayısıyla depomuz 360 desimetre küpmüş. Hemen buraya yazmak istiyorum. Sen 360 desimetre küpsün. Ben depomuyum hocam? Hayır sen 360 desimetre küpsün. Ee, dolayısıyla Tonguç Erhan Bey. Heh, şimdi yapmamız gereken şeyi söylüyorum sana. Neydi? Hacimleri taban alanıyla yüksekliğin çarpımı. 360 eşittir. Taban alanı nedir Allah'ını seversen? Taban alanı taban yarı neydi bak pi re kare değil mi? Bunun taban alanı dairedir. Dairenin alanı dairenin alanı dairenin alanı eşittir. Pi zaten 3. 3 çarpı r kare. Yani 2 kök 3'ün karesidir. Bak görüyor musun? Ne kallavi soruymuş. Hala bitiremedik. Öğretmen bile bitiremedi. Ama uzun süre yapacak bir şey yok. Endişe etmeyelim. Ben sana anlattığım için birazcık daha uzun sürüyor. Biliyorsun. 3 çarpı İki kök üçün karesini aldığımız zaman hemen senle burada yazarak yapalım. İki kere iki dört. Üç kök çarpı kök üç. eder. Dört kere üçten on iki eder. Yani otuz altı. Yani otuz altı çarpı yükseklik olması gerekmiyor mu öyle benim? Evet hocam. Yükseklikte o zaman kaç olması gerekiyor Tonguç şey Bey'im? H dediğimiz şeyin 10 desimetre olması gerekiyor. Bravo diyorum sana Bravo. zaten desimetre sormuştu. Cevabımızın 10 olduğunu söyleyebiliriz. Gerçekten de bayağı bir uzun sürdü. Ama sonuçta yaptık, yapmadık değil. Ve geçiyoruz. Binlerce adayı önümüze aldık, Binlerce arkamıza aday var. aldık diyoruz. Hemen başlayalım. Aşağıdaki grafikte bir fabrikada Şubat ayında verilen... Üretilen otomobillerin sayısı verilmişti. Tamam eyvallah. Aaa. tog var mı hocam Togu? Sınavlarda böyle geliyor işte. tog arabası inşallah gelecek yakında. Hocam Togu Tonguç'tan izlendikleri söyleniyordu. Olabilir togu, mi? Togu evet Tonguç'tan izin istediler. Biz dedik ki. Ülkeniz e, için feda olsun demişsiniz. Olabilir dedik ama rica ediyoruz N harfini çıkartın dedik. O Aa, yüzden T-O-G-G yaptılar. Anladım ya ama yakında Tonguc'un da arabası gelecek. Tog'u geçecek diyoruz. Tüklü mü olacak hocam? Elektrikli mi Bizim olacak? Bizim arabamız e, içinde nükleer santrali çalışıyor. Oo. Evet, tabii ki. Grafikte bir de fabrikada şu bak iki tane bak. Bir tablo vermiş bir grafik vermiş. İşte bunları yu, yu, yorumlamamızı istiyor. O yüzden sınav sisteminde yeni sınav sisteminde böyle iki grafiği bir araya katabilirler onu söylemek istiyorum. Şimdi diyor ki üretilen ay sayısı Şubat ayında üretilen otomobil sayıları... ...Mart ayında üretilecek otomobillerin sayısının bir önceki aya göre... Artış yüzleri. Yani Şubat'a göre artış yüzleri. Bir önceki ay dediği şey aslında Şubat değil midir Tonguç Aradın evet, Bey? Mart'tan bir önceki ay. Süper zekisin. O zaman tabu da ise Mart ayında üretecek olan sayıların Şubat ayında üretecek olan sayıların artış yüzleri. Tamam ya bak. Buna göre Mart ayında üretecek olan otomobillerin sayısca dağılımları daire grafiğine çevrilirse C model otomobil sayısına ait daire diliminin merkezi. Bir de daire direk grafiğini sormuş. Hiç olmayan bir şey daha sormuş. Olsun hiç sorun değil. Biz yapabiliriz değil mi soruyu There is no problem. Don't şimdi, worry. Be happy. Şimdi, şimdi A arabasına bakarsak. A arabası dikkat ettiysen üretilen araç sayısında 20. kata çıkmış. O zaman A'nın üzerine 20 yazdım. B'nin üzerine yazmak istiyorum Tonguç Eren Bey. A'yı yeşille yapayım. E, ee, B'yi mavi yazayım. B e, B'nin üzerine yapsak 32. kata çıkmış değil mi bu gökdelen Tonguç Evet hocam. Ondan sonra e, hemen şunları da değiştirelim de garanti olsun. Tebrik ediyorum seni. Garanti. Sana. Evet. Hemen mesela e, şeyi de C'yi de turuncu ile yapmak istiyorum. C'de 40 ton kuşeren beyim. Hepsini farklı bekliyorum. Sen de beynin açısın, gözün açısın. İşsiz miyiz hocam? Bu D'yi de 100 yapmak istiyorum. Şimdi demiş ki adam A yüzde 100 artmıştır bir önceki aya göre. E bir önceki ay 20 idi. O zaman yüzde 100 artarsa yani bir ka, iki katına çıkması gerekiyor değil mi yüzde 100 artarsa? O zaman A'nın çıkacağı rakamın ne olduğunu söyleyebiliriz. Mart ayındaki satışının Mart ayındaki satışının 40 olduğunu söyleyebiliriz. B'ye bakalım. B yüzde 25 yani dörtte biri oranında artmış. Yüzde 25 dörtte biri demekti. Dörtte biri oranında artarsa 32'nin dörtte biri 8'dir. 8 tane artarsa 32 o da 40 eder. Süper zekisin gerçekten Teşekkür de. Teşekkür ederim. O zaman C'ye bakalım. C yüzde 50 artmış. Yani yarısı kadar artmış. E, kendisi 40'tı. Yarısı kadar artarsa 20 daha artar. O zaman 40 artı 20'den 60 olur. Süper zekisin. Geldik Tonguç Elhamdülillah'ın D'ye. D yüzde sıfır. E o zaman D yerinde kalmış. Kusura bakma arkadaşım diyoruz. Şimdi D diyor ki adam bize. Otomobil sayısına ay bak Mart ayında üretecek o otomobillerin yani buranın sayıca dağılımlarına daire grafiğine çevrilirse C model otomobilin sayısına ait daire grafiğinin diriminin merkez açısı. Yani şunun merkez açısını soruyor. E tamam hemen yapmaya çalışalım Tonguç Erhan Bey. Bir kere yapmamız gereken şey şu. Cık, diyorum ki yahu yahu bunların e, neydi formülümüz? Daire grafiğinin formülü vardı. Hemen söylemek istiyorum. Daire grafiğinin formülüne bakalım. E, veri bölü toplam eşittir açı bölü 360 derece. İşte bu bizim formülümüzü. Bunu kullanacağız. E C'yi soruyor bana. C'nin verisi kaç? 60. 60 bölü. Toplam kaç? Burada hemen toplayalım bunları. 80, 180, 240. E, 60 bölü 240 eşittir. Açısını bilmiyoruz. Zaten onu bize soruyor. Bölü 360 derece. İşte bu kadar sorumuz bitti. Bu kadar diyebiliriz. Hemen yapmaya çalışalım. 2 dakikada işler dışa çarpımı falan filan da yapabiliriz. E, veya sadeleştirme. Bunda bu sadeleştirme. 1, 4 kalır. Ee, bu dörtte biri ise bunun. 360'un dörtte biri de 90 derecedir diyerekten iki saniyede cevabımızı bulmuş olduk. Bak görüyorsun bazı sorular böyle daha hızlı çözebiliyor. Bazı sorular çok basamaklı oluyor. O yüzden yapmamız gereken şey, şey Her türlü soruya hazırlıklı olacağız. Bazı sorular bir dakikada, bazı sorular beş dakikada sürüyor. Ama ortalama da iki dakika olacak. Hocam sen bir şey isteyebilir miyim? Efendim canım. Sınavda ben soruların resmini çekip Whatsapp'tan. Bana cevaplar atabilirsiniz. Ee, Whatsapp'tan değil de Instagram DM'den yaparsan çok daha güzel olur. Tamam Şimdi Tonguc'un cebinde 25 kuruş, 50 kuruş ve bir TL'lik madeni paraların yeterli sayıda bulunmaktadır. Tamam eyvallah. Tonguç Bakkal'ın alacağı 3 liralık çikolatanın ücretini bakkala her madeni paradan en az bir tane vererek ödemek istiyor. Yani adam kurtulmak istiyor elindeki bozuk paralardan ama en az bir tane vereyim diyor. Buna göre Tonguc'un bakkala ödeme yaparken en fazla 6 madeni para verme olasılığı kaçtır diyor. Ha, en fazla. Şimdi olabilecekleri yazmaya çalışalım Tonguç Eren Bey. Bir kere e, bir 25 kuruşluk var, bir 50 kuruşluk var, bir de bir TL'lik var değil mi? Ee, ...bir 1 TL'lik var. Şimdi şöyle yapalım Tonguç'um. Şimdi ee, şimdi mesela diyelim ki ya iki tane bundan verse Tonguç evladım. İki tane verse o zaman geriye kaldı. 3 lira verecek diye toplam Tonguç'um. 2 lirasını verdi. 2 evet. TL'sini verdi. Dolayısıyla geriye kaldı bir TL. 1 TL'yi de şöyle bölüştürse Tonguç'a yapayım. Her birisine en az bir tane vermek zorunda ya. Bir tane bundan İki tane de bundan verse. 50 kuruştan bir tane, iki tane de 25 kuruş verse. Bak toplamda 3 TL oldu. Bu birinci seçenek. Bu ilk seçeneğimiz siyahla yazdım. Sonrasında diyorum ki yahu e, bundan e, iki tane verse e, başka olabilir mi? Bu şekilde başka olmaz. O zaman bundan bir tane verse artık Tonguç Bey. Bundan bir tane verse. Bundan bir tane verse zaman geriye kaldı. Üç liradan iki TL kaldı. 2 TL'yi şöyle verebilir. Üç tane bundan verir. İki tane bundan verir tomuçlara bak. Üç o, tane bundan verirse bir üç TL olur. Bundan da 50 50 kuruş daha iki TL olur. İki TL, üç TL tam oldu. Veya tomuçum bundan bir tane verir yine. Onu farklı bir renkle yazayım. Bundan bir tane verir yine. Sonrasında bundan iki tane verir tomuçum. Bundan da dört tane verir. Bak bu bir TL, bu bir TL, bu bir TL. Toplamda üç TL etti. Peki başka ne olabilir dersen? Bundan yine bir tane verir tomuçum. Her bir en az bir tane vermek zorunda ya. Yani bundan da daha az veremiyor artık. Bundan bir tane verir. Bundan da bir tane verir. Bundan da altı tane verebilir Tonguç abi. Bak burada bir buçuk TL var. iki TL, üç TL etti. Dolayısıyla başka bir seçenek var mı desen. Yok. Her birisinden en az bir tane verme şartına uyacak başka bir seçenek ne yazık ki yok. Burada verdiği toplam madeni para sayısını hesaplıyorum. İki, bir, iki toplamda beş tane verdi. Bir, üç, e İki daha toplamda altı tane verdi. Bir, iki, e, altı, yedi tane verdi. Bunda sekiz tane verdi. Yani bizim istediğimiz e, şey neydi? En fazla altı tane madeni para. Olasılığın hemen tanımını yapalım mı? Olasılık aslında istenen bölü tümü demekti hatırlıyorsan. O zaman istediğimiz şey ne? En fazla altı madeni para olmak. Kaç tane verebilir o zaman? Beş tane veya altı tane verebilir değil mi? Evet. Ya bu ya bu. İstediğimiz bunlar. Çünkü yedi tane veremez. En fazla altıya uymuyor. En fazla e, yedi, altıya uymuyor. Ama bu en fazla altıya uyuyor, bu da en fazla altıya uyuyor. O zaman istediğimiz iki tane var. Peki bütün olabilecekler kaç tane? Bize bu verdiği sınır dahilinde olabilecek bütün hamlelerin bu olduğunu demin sana söylemiştim. Dolayısıyla 2 bölü 4. Yani yüzde 50 olasılığımız var veya 1 bölü 2 de diyebilsin. Bravo diyorum sana. Hatta 0 tam onda 5 de diyebilsin. Hepsi de aynı cevaptır diyoruz. Olasılığımız yüzde 50'dir. Burada şunu unutmayın. Ben de ilk başta hiçbir şey çözemiyorken e, yavaş yavaş üstüne gide gide hatta şöyle söyleyeyim mi sana? Yani ...eskiden benim matematiğim çok kötüydü ya... ...rezaletti. Sonrasında... <laughs> ...üzerine gide gide, üzerine... ...hani çullana çullana affedersin hesap yaptım. Hesap makinesi yuttuğunu söyleniyor hocam. Hesap makinesi yutmadım ama... ...küçükken bir e, kaza geçirdim... ...hesap makinesinin üzerine düşmüşüm. Aa, Tabii bu işin gereği geliş... gerçekten... ...yenilisi sorularda da temel taktik şu... S ...saldır diyoruz. Yani üzerine git, üzerine git ve... ...onu yıpratmaya çalış. O seni yıpratmasın. Çünkü e, yeni sorular ...öyle bir şey ki böyle e, hani öyle bir garip bir şey ki sen kaçtıkça o seni kovalıyor. Yani hiçbir şekilde kurtulamıyorsun. O yüzden sen sırtını dönmeyeceksin, önünü döneceksin ve ona doğru koşmaya başlayacaksın. Olası kaçacak merak etme. Aşağıda birazcık şey gibi oldu gerçekten de gladyatör filmindeki. Aşağıda anladım. her bir yüzeyinde farklı tam yazılmış. Küp şeklinde bir zarın açılımı verilmiştir. Ha zar açılımları bu çok önemli. Sınavlarda çıkabilme ihtimali çok yüksek. O yüzden sizden rica ediyorum. Ee, rica ediyorum burası acayip e, hayati bir şey. Yani bu tarz sorularda nasıl açıldığını, nasıl katlandığını bilmek gerekiyor. Ben mesela hemen bir tane şunu çizmek istiyorum. Çünkü, öyle, çünkü Milliyetin Bakanlığı şu katlama sorularını bu aralar bayılıyor. Neden bayılıyor? Bak şu bir e, küp kat açılımıdır. Küp açılımıdır. Bu küp açılımında bu üst, bu alt yüzeydir, bu sağ yüzeydir, bu sol yüzeydir, bu öndür, bu arkadır Tonguç Elan yani böyle katladığın zaman böyle olur. Ama bazen arkadaşlar böyle veriyorlar. Burada da hemen sana şunu söylemek istiyorum. Açıldığı zaman bu bizim önümüz olsun tamam mı? Bu önümüz olsun. O zaman e, burası sağımız olur. Hemen bunun yanındaki sağ olur. Hemen bunun yanındaki sol olur Tonguç abi. E, bunun üstündeki zaten üsttedir. Bunun alttaki de alttadır. Tamam bunu yaptık. Bu da arkadır. Önün iki tane yanı arkadır diyoruz ön arka, sağ sol bak hepsinin arasında bir tane zımbırtı var. Peki bunu yaptıktan sonra diyorum ki bu arada bunu buraya alabilirim, bunu buraya alabilirim. Farklı farklı açılımlar vardır. İşte buradaki ile buradaki aynı şey aslında. Onu unutmayalım. Şimdi bunu yaptıktan sonra diyor ki bu zar havaya atıldığında üst yüze gelen sayı üst. alt yüze gelen sayı da taban olacak şekilde bir üslü ifade oluşturuluyor demiş. Peki örneğin üst yüzeyine 3 6 üzerine 2, eksi 2 gelince eksi 2 üzeri 3 Eksi 2 üzeri 3 kaçtı sonuç abi? Eksi 2 üzeri 3 hocam. 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8. Eksi olduğu için de eksi 8 hocam. 2 üzeri 3 deyince 6 diyeceğinden çok korkmuştum. Teşekkür ederim sana. Dolayısıyla eksi 8 doğru çünkü eksi bir sayının tek kuvveti eksidir. Heh. Diyor ki. Eksi eksi ip eksi. Buna göre zar havaya atıldığında oluşan üstü ifadenin sıfır ile bir arasında bir değere eşit olma olasılığı kaçtır? Bu arada eee üzeri ha, bu mesela sağ sol. Bu sağ sol eğer bu alta bu üste gelirse eksi 2 üzeri 3 de olabiliyormuş. Bunu anlatmış zaten tamam. Sıfır ile biraz. Şimdi olabilecek şeyleri senle beraber yazalım mı abi? Bir kere yan yana gelebilecek şeyler şunlar. Bak üst ve alt. Yani eksi 1 alta gelebilir. Ee, üstüne de e, ee, 4 gelebilir Tonguş'um. Veya bunun tam tersi. 4 aşağı gelebilir. Eksi 1 yukarı gelebilir. Bu birinci seçenek veya uçup um, bu adamın söylediği gibi eksi 2 aşağı gelir yukarısına 3 gelir veya bu aşağı gelir bu yukarıya gelir 3 üzeri eksi 2 olur çünkü bu ikisi alt üst gelebiliyor bu ikisi alt üst gelemez hiçbir zaman hep yan yana gelir bunlar bunlar hep yan yana gelir bunlar hep yan yana gelir falan filan şimdi sonra satan bu Kerem Bey bir şey daha o da şu sıfır eksi 3 ile e, gelebilir sıfır üzeri eksi 3 veya eksi 3 üzeri sıfırda olabilecek şeyler arasında. Hadi bunları senle hesaplayalım beraber. Hesaplayalım hocam. Eksi birin kuvveti. Eksi birin çift kuvveti artı birdir. E, 4 üzeri eksi bir. Bir bölü dörttür. Eksi iki üzeri üç. Eksi sekizdir. Üç üzeri eksi iki. Bir bölü dokuzdur Tonguç Eren Bey. Sıfır üzeri eksi üç. Sıfır. Sıfırın her kuvveti sıfırdır. Zaten. Eksi üç üzeri sıfır. Ayı üzeri sıfır. E, sıfır. Hayır ayı üzeri sıfır. Birdir. Harika. Bir sayının sıfırıncı kuvveti birdir. O zaman diyor ki sıfırla bir arasında eşit, değere eşit olma olması olasılığı demiş. Şimdi bizim neydi olasılığımız hemen söyleyeyim mi? Olasılık dediğimiz zımbırtı istenen bölü tümü değil mi devladım benim? Evet hocam. Dolayısıyla istediğimiz şey ne? Bu olabilir. Ee, bu olabilir. Sıfırla bir arasında olabilecekler. Ee, Yo hayır sıfırla bir arasında ki bu sıfırla bir arasında değil mi? çok özel bunlar olamaz. Bu sıfırla bir diyor. Yani şu sıfırla bir arasında çok 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 pardon sıfırla bir arasında sıfırla bir arasında bunlar basit kesir çünkü. Bu bir zaten olamaz. Eksi sekiz olamaz. Sıfır olamaz. Bir olamaz. Sıfıra bir arasında olan sayılar sıfıra bir yoktur bunların içinde. Dolayısıyla bu arada bu sıfır ve bir bunların sınırlarıymış zaten. Dolayısıyla kaç tane istediğimiz iki tane bölü olabilecek bütün sayılara bakalım. Bize verdiği bu kombinasyonda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane vardır. 2 bölü 6'dan cevabımızın 1 bölü 3 olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Gerçekten olasılık soruları da e, birazcık yıpratıyor diyoruz ve geçiyoruz. Ha. Yarı çapı re olan dairenin alanı pire kare demiş. Tamam iyi oldu. Şekilde verilen daire içinde karton çapı üzerinden katlanıp hmm, şöyle katlıyoruz. Şekil 2 oluşturuluyor. Sonra şekildeki yarım daire ise yine ortasından görseldeki katlanarak Allah Allah. Şekil 3'te şekil 3'te katlanmış kartonun üzeri, köşesinden bir kenar uzunluğu. Y satırı olan kare şeklinde bir pay Oha nes! Kalan parçanın satırı bir de alanı veren cebirsel ifadenin çarpanlarından biri aşağı gelen demiş. Ay Allah'ım ya. Neyse o yüzden ben anlaman için sana böyle bir karton Aa! yaptım. Şey Aaa! Burada hazırı var. <laughs> yani burada hazırı var. Gerçekten de burada hazırı var. Seninle beraber bu hazır kartonumuzu kullanacağız. Şimdi... E, ee, ne yapalım? Şöyle şu kartonu şöyle bir katlayalım. katlayalım ne hocam. demiş? Bak aynen böyle yapıyorum. Adam ne yapmış? Şöyle katlamış ya. Ben de onun gibi katlıyorum. Bunu böyle katladım Tonguç herhalde. Hop şöyle katladım. Adamın söylediği gibi, bak böyle yaptım. Yarı çapı üzerinden şöyle katladım bunu. Sonra demiş ki bunu da böyle katla demiş. Sonra bunu da böyle katlıyorum. Tamam eyvallah. Burası üzerinden böyle katladım. Sonra dikkat et. burada demiş ki adam. Şöyle bir şey çıkıyor demiş. Aynen gerçekten böyle bir şey çıktı. Sonra buralardan da kes demiş. Bak. Y kare şeklinde kes demiş. Tamam keselim. Bakalım. Şöyle. gergin <laughs> anlar. Hocam parmağınıza dikkat edin. Evet. Videoda gergin anlar. Şöyle. yapalım. Hocam çok simetrik kesiyorsunuz. Evet. Hocam siz terzilik yaptınız mı? Yıllarca. Ha burası Y olacak. Ah vallahi kestim. Gerçekten olağanüstü bir kesimde Burası Y olacakmış. Y olacakmış. Unutmayalım. Şöyle bir kare kes. Tamam eyvallah. Sonra diyor ki kalan parçasının santimetre çizgiden kesip atılıyor. Atıyorum bak atıyorum. Bak sen görüyorum. Hop attım, gitti. Şimdi de kalan parçasının yani burayı açıyorum bir bakalım. Oo. Gerçekten böyle bir şey Dünyanın en güzel karesi. Evet gerçekten böyle çok güzel oyunlar vardır bu arada onu söylemek istiyorum. Ha diyor ki gebise ifadesi şimdi adamın normalde bu dairenin alanını... bak ben bu kalanı hesaplayamam için bu dairenin alanından şu kareyi çıkarmam gerekmiyor mu Tomuş evet. abi? O zaman dairenin alanı nasıl hesaplanıyordu? Pi R kareydi. Pi zaten 3'tü. 3 üç çarpı r neymiş bunda? Kök 3 x'miş. Kök 3 x'in karesi bu daire alanı değil mi Tonguç Ölü? Bu daire alanından şu kareyi çıkarmak ama dikkat et, Şu karede şöyle bir şey var. Burası Y, burası Y değil mi Allah'ını seversen? Evet hocam. O zaman Tonguç Ölü benim. Burası Y ise burası da Y olmaz mı? Burası Y ise burası da Y. Simetrikti çünkü. Aynı zamanda bak şimdi burayı da açıyorum. Ya burası Y, burası Y, burası da Y olacak. Çünkü bunlar simetrik. Bunlar da simetrik. Bunlar da simetrik. Bunlar da simetrik. Dikkat ettin mi bu karenin bir kenar uzunluğuna? 2Y ile 2Y değil mi Allah'ını seversen? Evet. Dolayısıyla bu dairenin bir kenarı, bu karenin bir kenarı yani kare alanı da 2y çarpı 2y şeklinde hesaplanır. Yani bir kare olduğu için. Şimdi işte benim yapmam gereken şu alanı hesaplayabilmek için, bu taralı alanı hesaplayabilmek için bu daireden bu kareyi çıkarmam gerekiyor. O zaman hemen dairenin alanı hesaplayalım. 3 çarpı kök 3'ün karesi 2, 3'tür. X'in karesi de X'tir. 3X karedir o zaman. X'in karesi de X karedir. 3X kare. Bunu da hemen 2 2 4 y y y kare 4 y karedir. O zaman yapmam gereken şey bundan bunu çıkaracağım. 9 x kareden 4 y kareyi çıkarmam gerekiyor. Bu var mı böyle bir şık? Yok. Çünkü burada bir 2 kare farkı var. Dangoz evladım benim. Dolayısıyla bak bu 3 x'in karesi bu 2 y'nin karesi. Diyorum ki o zaman yahu bu o zaman 3 x eksi 2 y ile 3 x artı 2 y'nin çarpımıdır. Ve şıklarda var mı böyle bir şey? Evet var. Çarpanlardan birisi A seçeneğidir diyorum. Gerçekten çok güzel bir soru. Çözdük senle beraber geldik ya. artık en soru sorumuza. Aşağıda bir tenis kortunun üstten görünümü verilmiştir demiş. Tamam. Süper. Ve bu kortun işte bu kenarı 6x artı 6 metreymiş. Bu kenarı 5x artı 4 metreymiş. Bunları da büyük olarak görebiliyoruz. Uzun kenar ve kısa kenar. Dikdörtgen şeklinde. File kortu iki eşit parçaya ayırmakta. File nerede? Burada. Yani tenis kortunun sağ yarısı sol yarısı diye düşünürsek burası file tamam ve 2ab eşittir bc'ymiş yani ab'nin 2 katı bc'yi veriyormuş o zaman bc daha büyük yani burası burasının 2 katıymış burası bc burası ab olduğuna göre dolayısıyla ab'nin iki katı bc'ymiş diyoruz sporcunun bulunduğu mavi renkli bölge ile yeşil renkli bölgelerin alanları farkını metrekare cinsinden veren cebirsel ifadeyi bulunuz demiş. Gerçekten karışık bir soruya benziyor. Burada şuna dikkat edeceğiz. Alanları bulmak için ne yapacağız? Bir dikdörtgende hemen e, uzun kenarla kısa kenara çarpacağız. Peki bunları biliyor muyuz? Şöyle bakın bak burası x Burası da x metre ise toplamda burasının hepsi 5x eksi 4'müş. Yani burası 5x eksi 4 ise şimdi şurayı hesaplayabiliriz. Çünkü burası büyük dikdörtgen odaklanalım. Büyük açıdan bakalım. Alt, ortadaki çizgileri bo boş verelim. Burası 5x artı 4 ise burası da 5x artı 4. Yani buradan buraya kadar 5x artı 4 olmalı. Peki buralar x x e, o zaman 5x artı 4'ten ben 2 tane X'i çıkartırsam neyi bulurum? 3x artı 4'ü. Yani aslında şurayı bulurum. 3x artı 4. Peki burası nedir? Mavi'nin aslında bu kenarı. Şimdi diğer kenarını bulduk mu alanını hesaplayabiliriz. Peki onu nasıl hesaplayacağım? Şimdi bu filenin uzun kenarı, pardon kortun uzun kenarıymış. 6x artı 6 metre. Peki file ortadan ikiye bölerse bunun ne olur? Bu yarısı bunun yarısı, bu yarısı da bunun yarısı olur. Yani 6x artı 6'yı ben 2'ye bölersem hemen bölelim bakalım. 3x artı 3 çıkar. O zaman burası 3x artı 3, burası da 3x artı 3. Bak buradan da yeşilin bir kenarını bulduk. Süper. Zaten yeşilin Burası x ise burası da x'dir diyerek diğer kenarı da biliyoruz. O zaman ben yeşil alanını hesaplayabilirim şu anda. Yani yeşilin alanı hemen buraya yazalım. Yeşil alan eşittir. Aslında kısa kenar çarpı uzun kenar. x çarpı 3x artı 3. Bunu hesaplayabilirim. Nasıl dağıtıyorum aslında bunu. Dağıttığım zaman x kere 3x 3x kare. x kere 3 3x. Dolayısıyla yeşil alan budur. Peki mavi alanı hesaplamam gerekiyor. Bu kenarını biliyorum ama bu kenarını bilmiyorum. Şimdi burada karşımıza şu geliyor. Şimdi bunun hepsi 3x artı 3'tü. Bak dikkat et. Burada AB'nin 2 katı BC'ymiş. O zaman ben BC'nin 2 kat olduğunu söyleyebilirim. AB'nin de 1 kat olduğunu söyleyebilirim. Yani buradan buraya kadar toplamda 3 kat varmış. 3 ee, hatta şöyle yazalım daha iyi anlayabilmek için. 3 kat 1 kat. 2 kat 1 kat 3 kat eder. O zaman 3 kat dediğimiz bu şey aslında 3x artı 3 ise 1 kat nedir diyorum. 1 katta 1x artı 1'dir. Yani bunun 3'te 1'idir. Hepsini 3'te böldük. Dolayısıyla burası aslında x artı 1. x artı 1. Peki burası ne olacak? 2x artı 2 olacak. Yani iki kat olacak. Dolayısıyla mavinin de aslında bu kenarda ve bu kenarını biliyorum artık. O zaman mavi alanı hesaplayalım. Mavi alanı hesaplayalım. Nasıl hesaplıyoruz? Bu kenarla bu kenarı çarparak. Yani 3x artı 4 ile 2x artı 2'yi çarpıyoruz. Bununla bunu çarptık. Peki nasıl dağıtıyorduk burada? Bu da özel metodu hatırlayalım. Hemen bakalım. 3 xe 2x'i çarparsak 6x kare eder. 3 xe artı 2'yi çarparsak 6x eder. 4 ile artı 2x'i çarparsak artı 8x eder. 4 ile artı 2'yi çarparsak artı 8 eder. Dolayısıyla son durumda, son durumda bu da mavi alan oluyor. Ne soruyordu bize? buradaki mavi renkli bölgeyle yeşil renkli bölgeyle alanlarının farkını soruyordu. O zaman bundan bunu çıkarmam gerekiyor. Şimdi bundan bunu çıkarmak için ne yaparız? 3x kare artı 3x'i bunun altına yazarız. Böyle sanki bakkal çıkartması gibi yapalım bakalım. 6x kareden 3x kare çıkar. Çünkü bunlar benzer terimlerdir. Dolayısıyla 3x kare kalır. Sonra 6 xten 3x çıkar. 3x kalır. Artı 8 x zaten burada aşağı iniyor. Artı 8 artı aşağı iniyor burada. Dolayısıyla burada da benzer terimler 3 x artı 8 x'tir. Son durumdaki cevabımızı artık kırmızı kalemle yazmak istiyorum. Cevabımız 3 x kare. Bu ikisinin toplamı artı 11 x. Bu da artı 8. Yani cevabımızın bu olduğunu söyleyebiliriz. Evet bugünkü dersimizi de tamamladık. Hadi bakalım ödüllü sorumuzu yapın. Yorumlara yollayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.